Herkese merhaba sevgili takipçilerimiz. En son magazin programımıza hoş geldiniz. Haberlerimize geçmeden evvel hatırlatmamızı yapmak istiyorum. Kanalımıza abone olmayı, bildirimleri açmayı ve bu videonun altına yorum yapmayı lütfen unutmayınız. İlk haberimiz Ajda Pekkan'ın sağlık durumuna ilişkin son güncel hali nedir? Onları sizlere aktaralım. Hatırlayacak olursanız evinde geçirdiği kaza sonrasında kalça kemiği çatlamıştı süperstarın ve dün bir ameliyata alınmıştı. Ameliyat sonrasında süperstar Ajda Pekkan'ın menajeri Oğuz Arınmış bir açıklama yaptı ve Ajda Pekkan 5 saatlik ameliyatın ardından normal odaya alındı. Ameliyat başarılı geçti, hiçbir sorun yok, gayet iyi ve bu geceyi de hastanede geçirecek dedi. Bir süre daha hastanede kalacak olan ünlü şarkıcı 45 günlük fizik tedavinin ardından yeniden sahnelere dönebilecek. Özcan Deniz darp davasında ifade verdi sevgili takipçilerimiz. Ünlü şarkıcı Özcan Deniz ile eski eşi Feyza Aktan arasında sular durulmuyor. Olaylı bir boşanma süreci yaşayan Aktan ve Deniz daha sonrasında da şiddet haberleriyle gündeme gelmişti. Özcan Deniz'in eski eşine şiddet uyguladığı iddiasıyla yargılanmış, davadan da beraat etmişti. Velayethanede oğlunun okula gitmediğini öğrenen şarkıcı Aktan'ın evine gitti. Burada ikili arasında çıkan tartışmada genç kadının Deniz'e saldırarak tokat attığı iddia edildi. Bunun üzerine çift yeniden mahkemelik oldu ve Feyza Aktan hakkında kasten yaralama ve mala zarar verme suçlarından dava açıldı. Olayla ilgili ilk duruşma bugün görüldü. İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada müşteki Özcan Deniz'le avukatları hazır bulundu. Ara kararı açıklayan mahkeme davaya konu şiddeti içeren kamera kayıtlarının istenmesine ve görüntülerde kriminal incelemelerin yapılması için dosyanın bilirkişiye gönderilmesine hükmederek duruşmayı erteledi. Sırada Pınar Deniz var. Rating rekorları kıran Yargı dizisinin avukat ceyleni Pınar Deniz bir derginin Kasım ayı sayısı için hem kamera karşısına geçti hem de hayatına ilişkin samimi açıklamalarda bulundu. Pınar Deniz'in yaptığı açıklamalardan bazı başlıklarsa şöyle: asla bir teknik oyuncu olduğunu düşünmediğini ifade etti başarılı oyuncu. Duygularının hala ilkel ve akışına bırakıp gerçeği yaşamaya çalıştığını söyledi. Ceylin'in cesaretiyle özdeşlik kurmadığını, o hayata karşı daha fevri, kendisinin ise daha sakin kaldığını ifade etti. Anlık tepkilerin kurbanı değilim dedi başarılı oyuncu Pınar Deniz. Sıradan bir hayatı olduğunu, pijamalarıyla evinde film izleyip kitabını okuyan, sevdiği insanlarla saatlerce sohbet edebilen biri olduğunu da sözlerine ekledi. Ve en vurucu açıklama ise şurada geldi: ben asosyal bir karakterim dedi. Güldür Güldür ekibinden Burak Topaloğlu nikah masasına oturdu. Başarılı oyuncu Burak Topaloğlu bir süredir birlikte olduğu sevgilisi Ezgi Tanır'la hayatını birleştirdi sevgili takipçilerimiz. Geçtiğimiz Haziran ayında nişanlanan çift önceki akşam hayatlarını birleştirdi. İkili bu mutlu günlerinden fotoğrafları da takipçileriyle paylaştı. Burak Topaloğlu nikah sonrası çekilen fotoğrafı kalp emojisiyle paylaşırken Ezgi Tanır altına "oradan buradan fotoğraf toplama konusunu bitirdim, bunlarla olayı kapatıyorum, partiye devam, my love" diyerek mutluluğunu sevenleriyle paylaştı. Ve sırada başka güzel bir oyuncumuz var, Hande Erçel. Hande Erçel de yine önemli açıklamalar yaptı. Instagram'da en fazla takipçisi bulunan Türk kadın oyuncu unvanına da sahip Hande Erçel. Son zamanlarda eski sevgilisi Kerem Bürsin'le de tekrar barıştığı iddiaları da gündemde. İşte Hande Erçel de bir derginin Kasım sayısına kapak oldu. Ve Erçel dergiye verdiği röportajda oyunculukta güzelliğin değil, yeteneğin ön planda olduğunu belirtti. Güzel oyuncu şöyle devam etti: çoğu zaman işimizden ziyade fiziksel görünümümüzle ön plana çıkıyoruz. Kilomuz, ne giydiğimiz, saçımız, makyajımız yeteneğimizin önüne geçiyor. Ne kadar güzel olursanız olun, yetenek yoksa hepsi boş dedi.
Ve sırada başka güzel ve yetenekli bir oyuncumuz var. Aslı Enver'den bahsediyorum. Doğal güzelliğiyle beğenilen oyuncular arasında olan Aslı Enver de pozlarıyla sosyal medyayı salladı. Aşk hayatıyla da sık sık gündemde Aslı Enver. Ve Aslı Enver de yine özel açıklamalar yaptı. Sonrasında da çektirdiği güzel fotoğraflarını, özel bir çekim yapmıştı. Bunları sosyal medyasından yayınladı ve oldukça ses getirdi bu fotoğrafları. Uzun zamandır çok konuşmuyordu Aslı Enver. Hem aşk hem özel hem iş hayatına dair sessizliğini bozdu ve şu cümleleri kullandı. Güzel oyuncu, konuşamadığın biriyle bir ilişki yaşamaya çalışmak gereksiz bir çaba. Çünkü olmuyor, doğru iletişim olunca huzur geliyor. Haliyle de ardından aşk diye ifade etti. Senaryo okumakta çok zorlandığını da ifade etti. Disleksi hastası olan, yani okuma ve öğrenme bozukluğu hastası olan Enver, bir şey okumak benim için çile. Sesli kitap dinliyorum ama o zaman uyuyakalıyorum. Bir kişinin bir saatte okuyacağı senaryoyu ben bir günde okuyorum ya da birilerine ne olur bana da okur musun diye yalvarıyorum. Zor ama alıştım bu duruma ifadesini kullandı. Başarılı oyuncu Aslı Enver. Ve sırada da yine başka güzel, başka iddialı, yine başarılarıyla dikkati üzerine çeken bir oyuncumuz Burcu Biricik var. Burcu Biricik sosyal medya hesabından eşiyle yaptığı paylaşımlarla dikkat çekti. Camdaki Kız adlı dizide Nalan İpekoğlu Köroğlu karakterini canlandırarak herkesi kendisine hayran bırakan ünlü oyuncu Burcu Biricik, bu kez sosyal medya hesabı aracılığıyla yaptığı paylaşımla adından söz ettirdi. Güzel oyuncu 2016 yılında nikah masasına oturduğu eşi Emre Yetkin'le çekildiği kareyi Instagram hesabından sevenleriyle paylaştı. Güzel oyuncunun eşi Emre Yetkin'i gören takipçileri yaptıkları yorumlarla da dikkat çekti. Biricik'in bir takipçisinin yaptığı yorumsa böylesine güzel bir kadının yanında eli yüzü düzgün yumurta, topuk ayakkabı, elde tespih, blazer, yelek, beyaz gömlek giymeyen normal bir insan gördüm ifadesiyle bu yorumda en az Burcu Biricik'in paylaştığı fotoğraf kadar dikkat çekti. Ve nihayet Şeyma Subaşı muradına eriyor. Şeyma Subaşı bir dargın, bir barışık olduğu Mısırlı milyarder sevgilisi Medo'yla evlilik hayalleri kuruyordu ve bunun çok yakında gerçekleşeceğinin sinyalini verdi. Sevgilisiyle evlilik hayalleri kuran Subaşı yaptığı bir paylaşımla tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Sevgilisiyle çekilen yeni pozlarını 3 milyon takipçisinin bulunan Instagram hesabından paylaştıktan sonra sayfanın hikayeler bölümünde de yayınladı. Bu paylaşımına "Karın olmak için sabırsızlanıyorum" mesajını yazan ve gelinlikli kadın emojisi ekleyen 32 yaşındaki Subaşı, iş insanı sevgilisiyle yakında evleneceğinin düşünülmesine sebep oldu. Derya Tuna ile İbrahim Tatlıses birbirlerine sarılarak hüngür hüngür ağladı sevgili takipçilerimiz. Peki neden bu durum yaşandı? Derya Tuna annesini kaybetti ve annesi defnedilirken Derya Tuna'yı İbrahim Tatlıses de yalnız bırakmadı ve birbirlerine sarılarak ağladılar. Tuna'nın annesinin cenazesi Çobançeşme Mezarlığı'nda bulunan aile mezarlığına defnedildi. İbrahim Tatlıses de Derya Tuna'nın bir an olsun yanından ayrılmadı. Annesinin cenazesinde eski eşini yalnız bırakmayan İbrahim Tatlıses, "Derya Hanım bana 30 yılını verdi. Onun annesi benim annemdir. Rahmetliyi çok severdim. Mekanı cennet olsun. Derya Hanım da çok üzgün ama annesine çok iyi baktı. Onun gibi bir hayırlı evlat herkese nasip olsun" dedi ve eski eşinin yanında bulundu. Ve bu haberimizle birlikte magazin bültenimizin burada sonuna geliyoruz sevgili takipçilerimiz. Sizler kanalımıza abone olmayı, bildirimleri açmayı ve lütfen bu videonun altına yorum yapmayı unutmayınız. Gözünüz ve kulağınız ensonhaber.com'da olsun. Şimdilik hoşça kalın.